Merhaba, ben Ayda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videonun da isminden anlayacağınız üzere sizinle bir tane ürünlerimi paylaşmak istiyorum. Bunları bayağıdır biriktirdim açıkçası. Özellikle içinde çok fazla deterjan ve temizlik malzemesi var. İçinde gerçekten tam olarak ne olduğunu şu an kestiremiyorum ama bunları böyle uzun zamandır biriktiriyordum sizinle paylaşmak için. Paylaşmak için de sabırsızlanıyorum açıkçası. Şöyle bir poşetin içine biriktirdim. Şuraya şöyle dökeceğim, nasıl olur? Tamam, böyle güzel olur. İlk önüme düşen ürünü göstereyim. Bu Haycen'in leke çıkarma mendilleri. Bunu bana firma göndermişti. Ama bu reklam değil. Yani uzun zaman önce Instagram için göndermişlerdi. Ben bunu kullandım. Sonuncusu da bitti. Görürseniz mutlaka şans vermenizi tavsiye ederim. Gerçekten özellikle dışarıdayken işte yakana düşen bir salçayı ya da bir yağ lekesini gerçekten çok güzel temizliyor. Sadece böyle ipek ve naylon kumaşlı kıyafetlerinizde kuruduktan sonra lekeyi çıkarsa da etrafında bir böyle çember bırakabiliyor. Ama onun dışında pamuklu ürünlerde gerçekten tavsiye ediyorum. Görürsem mutlaka alacağım. Bence görürseniz siz de mutlaka alın. İçinden 10 tane çıkmış. Ben bunları bir dönem şeyde işte daha küçükken onun çantasına falan da koyuyordum. En azından bir yere gittiğimde yanımda bir ürünüm oluyordu. Şunları şöyle aşağıya bırakayım. Bu bir kolonya. Bu Oriflame'in karabiberli ve misket limonlu olan kolonyası. Kokusu gerçekten çok güzel. Erkek ürünü olarak geçiyor ama biz bunu bu korona döneminde evde kullandık, bitirdik. Adının karabiber olduğuna bakmayın. Gerçekten kokusu muhteşem. Mutlaka buna görürseniz de şans vermenizi dilerim. Bu böyle Axe markasına ait beyaz sabun kokulu bir yüzey temizleyici. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Beni uzun zamandır tanıyanlar da bilir. Ben beyaz sabun kokusuna bayılıyorum. Yani gerçekten şunun parfümü olsa alırım. Bu benim bittikçe aldığım ürünlerden. Şöyle göstereyim. Eğer sizin de bulunduğunuz ya çok az da varmış altında. Bunu kullanabilirim birazcık daha. Bunu çok seviyorum. Bunu da atalım. Şimdi elimde bu, şöyle göstereyim. Farmasinin duş jeli. Bu portakal çiçekliydi. Bunun kokusu çok güzel. Yani duş jelinden beklentiniz ne bilmiyorum ama benim için o anı geçirsin önemli. Hani tekrar alır mıyım bilmiyorum ama bunun en büyük özelliği şey, çarpı 2. Yani bu normalde yarım kiloluk ama bu işte iki katına çıkabiliyor sulandırılıp, ama biz çok sulandırmadan kullandık. Aynı zamanda hem şampuan olarak da kullanılabiliyor, duş jeli olarak da kullanılabiliyor. Böyle banyo köpüğü diye geçiyor aslında. Yani bunu da eğer farmasi satan biri varsa yanınıza mutlaka bir deneyin. Kokusu gerçekten güzel. Bu bakalım. Bu Glade'in bir oda kokusu. Bu Hindistan cevizi bir kokuydu. Gerçekten bunu da çok seviyordum. Bu kumaş yüzeylere falan da sıkılabilen bir ürün. Şöyle göstereyim. Bunu da mutlaka görürseniz şans verin derim. Biraz hızlı gidiyorum galiba ama videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Şu As markasına ait bir ekran temizlemesi. Ben bunu gözlüklerim için kullanıyordum. Şu anda gözümde gözlüklerim de yok. Gözlüklerim kırıldı. Aslında garantiliydi ama ben onu Balıkesir merkezden aldığım için oraya götürüp vermem gerekiyor. Tabii şu an oraya da gidemediğimiz için bu dönem gözlüksüz geçireceğim. Onu silmek için kullanıyorum. Ekranımı silmek için de kullanıyorum bunu. Gerçekten çok kullanışlıydı. Daha önce bunu ben A101'den aldım yanlış hatırlamıyorsam. Gittim tekrar bakacağım. Varsa alırım. Bu benim bu zamana kadar kullandığım en güzel duş jeli olabilir. Şu Palmolive'in içinde misel su içeren pamuk özlü duş jeli. Gerçekten hem kokusu çok güzel hem teninizde bıraktığı his çok güzel. Bunu eşim almıştı marketten. Dedi ki denemek istedim. Yani böyle şeffaf, çok hoş gelmiş onun gözüne de. Denedik, çok beğendik. Şimdi iki paket daha aldık. Hatta bunu stokladık diyebilirim. Muhtemelen bundan sonra duş jeli olarak yolumuza Palmolive ile devam edeceğiz. Pamuk özlü ve misel su içeriyormuş. Bunu da atalım. Bunlar hepsi geri dönüşüme gidecek. Canım Gülşah aseton. Valla bu benim herhalde bittikçe aldığım asetonlardan bir tanesidir. Bu aslında yeni almıştım ben bunu ama geçenlerde arkadaşımın kızı halıya oje dökünce bu da bitti. Yani bu pompalısı çıkmış ama bunun normal şiş, ufak boş şişeleri de marketlerde mevcut. Bakalım. Bunu yeni aldık ama çabuk bitti. İçinde çok azmış. Rimmel'in bu yüz bölgesi için ağda kalemi. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Hele bu aralar benim gibi böyle kuaföre falan gitmek istemezseniz sizde de iş görür. Yani ben bunu içine atmışım. Sadece şeydi, yani fiyat olarak
15 ya da 20'ye aldım. Tam hatırlayamıyorum fiyatını şu anda. Şöyle ufak bir kalem şeklinde geliyor ama içindeki ağda miktarı şu kadar. O yüzden çabucak bitti. Ama yine bunu alırım. Denk gelirse mutlaka kaçırmayacağım ürünlerden biridir. Bu benim ikincisini bitirdiğim. Bu da Oriflame olması gerek. Yok, Avon'un bu. Bunun içinde şey var. Beyaz kilozu var. Bunu daha önceki videolarımda favorilerim olarak görmüştünüz. Şöyle hatta dibinde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Beyaz kilozları var. Gerçekten çok güzel ve tenimde böyle yağlı bir his bırakmıyor. O yüzden bu toniği çok seviyorum. Hatta arkadaşıma söyleyeyim. Eğer hala bu üründen varsa yeniden sipariş verelim. Bu bir tane Pur Blanca'nın Avon'un Rolon'u. Valla bunun da kokusu çok güzel. Bu benim hatta Avon'da en sevdiğim parfümlerdendir. Çok ferah fresh bir kokusu var. Ama ben artık Rolon kullanmayı bırakmayı düşünüyorum. Daha doğal yöntemlere döneceğim. Bununla ilgili de araştırmalarım var ama net bir duruma varınca sizinle de paylaşırım zaten. Bu da bitmiş. Oh, bu da çöp. Bakalım kaç ürünümüz kalmış. 2 tane. Bu farmasinin misal suyu. Makyaj temizleme etkisi. Valla makyaj temizleme suyu. Bunu çok seviyorum ben. Makyaj, kir ve kalıntıların cildi tahriş etmeden nazikçe temizler. Özel formülüyle cildinize nemli, parlak bir his bırakır. Yani benim aslında beklediğim makyaj temizleyiciden hepiniz olduğu gibi beklediğim tertemiz bir cilt. Gerçekten o hissi uyandırıyor. Bunu ben dibinde birazcık kalmış. Bunu da kullanırım. Ama bunun devamını da mutlaka alırım. Zaten ben farmasiye üyeyim. Kendi ürünlerimi de oradan kendim gelişine alıyorum. Yani sizin de böyle bir doğal bir ürüne ihtiyacınız varsa bence bunu siz de kaçırmamalısınız. Ve son hop, Mintax marka konsantre bir yumuşatıcı. Bunun kokusu neymiş? Üstüne yani lilyum bahçesi diyor. Ya ben genelde yumuşatıcı alırken açıp kokularına bakıyorum. Ve en sevdiğim de şu meşhur markanın mavisidir. Gerçekten hani çok beğeniyorum onu ama geçtiğimiz günlerde yoktu. O yüzden bunu Şok'tan aldım. Mintax marka. Ama bundan sonra o farklı ve pahalı yumuşatıcılardan alır mıyım bilmiyorum. Bunu belki kullanmaya devam ederim. Bunu alırım. Ama geçtiğimiz günlerde şey denedim. Size de tavsiyemdir. Yumuşatıcı kullanmadım. Havlularda özellikle denedim. İçine sirke koydum. Gerçekten hiçbir şekilde kokmadı ve yumuşacık oldu. Zaten hani kokuyor diye aslında severek aldığımız birçok ürün aslında bize o kokusuyla da zarar veriyor. İşte bu aralar böyle doğal temizleme yöntemlerine döneceğimi söylemiştim. Yumuşatıcı da onlardan biri olacak. Hani almaya devam eder miyim bilmiyorum ama bu gösterdiğim ürünü siz de bir deneyin derim. Gerçekten kokusu gayet kalıcı ve hoş. Valla aldığım ürünler, biten ürünlerim bitti. Poşetim de boşaldı. Zaten videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu ürünlerin içinde kullandığınız varsa olumlu ya da olumsuz dönüşlerinizi benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız, ayrıca bu videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.